bir hocamızın görevi bitti. Bir diğer hocamızın inşallah Kayseri Spor'a yeni atacağı imzanın hem takımımıza hem şehrimize hem de camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kulun olduğu yerde hata vardır. Kötü niyet yoksa bunun üstünde durmaya da gerek yoktur. İhanet yoksa bunun üzerine gitmeye gerek yoktur. Ben bundan önce yönetenlerin ne bir ihanetinin, ne bir art niyetinin, ne de kötü niyetinin olduğunu asla düşünmüyorum. Ben 48 tane transfer yasağına konu dosyayla bu işe başladım. 2 ay önce. Bu dosya sayısı 60 oldu. Çünkü yatırdıkça arkasından diğer sorunlu dosyalar geliyor. Gelsin, gücümüz yettiği ölçüde bu Kayseri Spor'un tertemiz edilmesi lazım. Biz şuna bakmıyoruz. Kurumlarda devamlılık esastır. Ya bu benden öncekinin borcu, bana ne? Böyle bir şey deme şansınız yok. O senden önceki de babasının evinden getirmedi bu borcu. O önden önce gelmiştir, o ondan önce gelmiştir. Bu polemiklere girmeye de gerek yok arkadaşlar. Çocuk 9 ayda doğuyor, anne sancı çekiyor, kucağına alıp öptüğü anda bütün sancıyı ve ağrıyı unutuyor. Biz de inşallah oraya geldik. İnşallah bugün itibariyle bir iki tane dosyamız var. Onu da dün başkanımla çalışıyoruz. Bugün nihayetlendireceğiz ve yarından itibaren inşallah Kayseri Spor camiasına diyeceğiz ki transfer yasağı sorunumuz bitmiştir arkadaşlar. Biz Antalya'da maçta beraber kaldık. Başkanımla indik, sevincini yaşadık. Eğer sen bir kulüple gidip görüşeceksen, ahlaken bunun yapılması gereken, kulüp başkanına dersin ki ya benim artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. Ben izin verirseniz buradan ayrılmak istiyorum dersiniz. Biz de kimseyi burada zorla tutmayız. Biz Recep Hoca'yı nasıl buraya zorla getirmediysek, biz onu araştırdık, o bizi araştırdı. Bir gönül birliğine varıldı ve bu kulübe hizmet etmek için Allah izin verirse biraz sonra imza atacağız. Çağdaş Hoca bu hatayı yapmıştır bize. Bundan sonraki süreci UÇK'da devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak, biz de razı olacağız. Ve bu konudaki şeyi de bugün burada ben noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur, bize de hoca çoktur. Allah ona da gittiği yerde başarılı olmayı nasip eylesin. Bizim hocamıza da burada üstün başarılar nasip etsin. Onun için bunu konuşacak bir tarafı da yok. Yani artık bunu gündemimizden çıkartalım. Bizim için artık o defter kapanmıştır. Recep Uçar dönemi ve kenetlenme dönemi başlamıştır. Çağdaş Hoca dün bize fesihname gönderdiğinde diyor ki tahtanın açılmaması sebep olarak. Şimdi bu bir sebep olamaz. Bu haklı bir fesih sebebinin bir tek yolu var, parasının ödenmemesi. Biz o paraları zaten hemen hemen %75'ine yakın maaşını ödemişiz. Bunu böyle yazmak yerine kulübe direkt işte deseydi ki ya bu iş oldu, sulh yoluyla biz bu işi şey yaparız, bu olabilirdi. Kendi evine gelir gibi maçına da gelir, burada maçına da çıkar, biz elini de sıkarız. Bugün itibariyle Kayseri Spor ailesine katıldığım için onun mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayım. Nasıl bir camiaya geldiğimi biliyordum. Ama bugün şu anda sizleri gördükten sonra onun ağırlığı olacağını düşünüyordum ama evet, bu belki daha da üzerimde sorumluluk olduğunu hissettirdiniz bana. Evet, camianın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılayabilmek adına da biz dün itibariyle ekibimle gece gündüz çalışmaya adamış durumdayız kendimizi. Şu ana kadar süreçte belki kadro derinliği az olsa da gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan karakterli ve çalışkan bir oyuncu grubum var. Bizim de bundan sonraki görevimiz yönetim, oyuncular ve teknik ekip bir araya omuz omuza Kayseri Spor'u taşıyabildiğimiz kadar ileriye taşıyabilmek olacak. Ümit ederim ki bundan sonra kadromuza katacağımız yeni arkadaşlarımızın da katkısıyla
takımımız daha iyi günlere gelecek. Onların da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son olarak da Kayseri Spor Camiası'nın bu kulübe aidiyeti olan insanların yüzünü güldürebilmek adına kendimizi adamış bulunmaktayız. Genç oyuncularımızı dışarıda bırakırsak aslında 13-14 oyuncuyla şu an itibariyle ligde var olmaya çalışan, ondan dolayı karakter koyan, çalışkan diye de belirttiğim oyuncularla var olmaya çalışan bir takımdı. Sayısal anlamda da, mevkisel anlamda da ciddi eksikliklerimiz var. Bunları gelmeden önce de ben buraya şehre ilk geldiğimde de Sayın Başkanım'la paylaştım. Her gün itibariyle de konuşuyoruz. Kendileri de anlattıkları için tekrar tekrar belirtmek istiyorum ama ciddi efor sarf ediliyor. Doğrudur. Yaklaşık olarak 6-7 pozisyonda transfer yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten başkanımız, sportif direktörümüz ve ben geldikten sonra çalışmalar devam ediyor. Onların daha öncesinde yaptığı çalışmalar var. Amacımız süremiz ne kadar azalsa da inşallah başkanım bugün sözünü verdi. Bugün itibariyle zaten yarın müjdeyi veriyorlar. En kısa sürede Kayseri Spor'a yakışacak, Kayseri Spor'a katkı sağlayabilecek arkadaşlarımızın kulübümüze katılması ve bundan sonraki süreçte bizlere destek olması en büyük temennimiz.